Şimdi gelelim ee, Zafer Şahin. Şimdi tabii Musavat Bey çok uzun sistem eleştirileri yaptı. Ben hani Musavat Bey'i dinlerken Türkiye'de olası bir millet ittifakı iktidarında bizim enerjimizi nasıl tüketeceğimizi düşündüm. Ee, yani Cumhurbaşkanı seçilecek. O Cumhurbaşkanı diyecek ki ya halkın %50 artı birinin oyunu aldım ama ben semboliyim. Yerimde öylece duracağım. Biz parlamentodan birini bakan yapacağız. Başka bir partiden o kuvvetle muhtemel Meral Hanım olacak. Sonra diyecekler ki ya biz şeye geçeceğiz. Parlamenter sisteme geçeceğiz ama sayısal çoğunluğumuz yok. Kim ne bakan olacak? Hangi parti nereye alacak? Yani bütün bunlar tartışılırken siz doğal gaz aramaya devam edebilecek misiniz? Suriye'nin kuzeyinde ulusal bütünlüğünüzü tehdit eden YPG, PKK terör örgütüyle mücadeleye devam edebilecek misiniz? Milyonlarca emekliye bayram ikramiyelerini vermeye devam edebilecek misiniz? Ekonominin çarklarını çevirebilecek misiniz? 10 bin kilometre ötengen Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edebilecek misiniz? Her anlamda diplomatik manada İdlib'de bizi köşeye sıkıştırmaya çalışan Ruslarla ne yapacaksınız? Bütün bunları düşünmeye enerjiniz kalacak mı? Ya bu sistemde kalmaz. Biz bunu yaşadık. Musavat Bey bizden daha tecrübeli bu ucube ucube dediği sistem var ya ya o sistemden önce biz Musavat Beylerin getirmeye çalıştığı sistemle bir 50 yıl 60 yıl geçirdik. O sistemin de bizi nereye getirdiğini biliyoruz. 2001 21 Şubat ekonomik krizine hani o anayasa kitapçının atıldığı, devletin fiilen bittiği, yazar kasaların atıldığı o sürece getirdi. IMF'den 1 milyar dolar borç alabilmek için, memur maaşlarını ödeyebilmek için Karla Kotarelli'nin gözüne böyle baktığımız bir süreçti parlamenter sistem Türkiye'si. Dolayısıyla hani böyle sistem, sistem, ucube sistem. Ya bu nasıl bir sistem ki Ahmet Bey? Türkiye'de muhalefet partileri ilk kez, uzun yıllar sonra ilk kez iktidar olma, olabilme ümidini taşıyor. Çok eleştirdikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin getirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde. Yüzde birlik oyuyla Saadet Partisi'nin kilit parti haline gelebildiği, siyaseti şekillendirebildiği bir e, sistem bu. Bu iyi bir şey değil ama. Şimdi şöyle ama bakın. Bu sistem sayesinde ilk defa Türkiye'de parlamentoda şu an seçmenin oyunun %96 temsil ediliyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Temsil gücü yüksek. Temsil gücü yüksek bir sistemden bahsediyoruz. E bu sistem olmasaydı bu muhalefet partileri bugün iktidar olup olma ümidi taşıyabilirler miydi? Taşıyamazlardı. Bir de tabii Musavat Bey de sahaya geziyordur. Ya ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın halkla arasında hani böyle kalın perdeler çekildiği, işte aşırı mesafeler olduğu falan gibi bir şey olsa var ya. O anketler var ya anketler hani her partinin artık anketçisi var. O nasıl bir şeyse bu konuda MHP'nin bir teklifi var. Bence bir an önce hayata geçmeli. O anket şirketlerine bir düzen getirilmeli. Ya o partilere yakın anket şirketleri bile daha bir tane ankette AK Parti'yi ikinci parti gösteremedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci gösteremedi. Arada gösteren bazı manipülatifler var da ya onlar da neyin ne olduğunu biliyorlar. E demek ki yani milletin kafasında Ahmet Bey, Musavet Bey'in iddia ettiği gibi ya bu sistem bir değişse de bir rahata ersek her şey bu sistem yüzünden oluyor gibi bir şey yok. Ha şunu da vurgulayalım. Eğer bu sistem olmasaydı biz 15 Temmuz darbe gelişiminden sonra geride bırakılan bu 5 yılda elde ettiğimiz hiçbir şeyi başaramaz, hiçbir başarı elde edemezdik. 5 tane sınır tüs askeri harekatı yapamazdık. Ekonomimizin ilk saldırıları bertaraf edemezdik. Bu pandemide ayakta kalamazdık. Musavat Bey karşı tezlerine sürebilir. Zaten her şey çok kötü diyebilir. Ama dünyanın da hali ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen görüntülere bakın. İngiltere'den gelen görüntülere bakın. Dünya büyük bir daralma. Ekonomik daralma içerisinde biz parlamenter sistemde olsaydık inanın sistem tartışmalarıyla, koltuk kavgalarıyla ayakta kalamazdık. Yani dolayısıyla bu sistem evet. tartışmaları vatandaşın gündeminde bir sistem tartışması yok.